Merhaba, bugün hem mimarlık öğrencilerinin okuması gerektiğini düşündüğüm hem de mimarlık hakkında hiçbir şey bilmeyip de kıyısından ucundan böyle en azından mimarlık hakkında da bir şeyler öğrenmek istiyorum diyen insanlara 5 tane kendimi geliştirdiğim kitap önereceğim. Bu kitaplarda şunlar arasından olacak. Hepsini bahsedeceğim kısa kısa şimdi. Öncelikle her mimarlık öğrencisinin elinde bulundurması gereken bir kitap olduğunu düşündüğüm Doğan Hasol'un Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü'nü bütün mimarlık öğrencilerine tavsiye ederim. Çünkü yani gerek sınavlarda, gerek günlük hayatımızda ya da belgesellerde karşılaştığınız mimari terminolojiyi öğrenmek açısından yani yanınızda bulundurmanız gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü karşınıza çıkan herhangi bir mimari kelime, yani mimari terminolojideki bir kelime bu kitabın içerisinde şöyle çizimlerini de göstereceğim şimdi. Mesela şöyle çatı başlığına gelecek olursanız çatılar hakkında hem çizimler hem de doyurucu açıklamalar var. Ya da cami kısmına gelirseniz şöyle camilerin şematik olarak böyle çizilmiş versiyonları olduğu için yani hem aklınızda böyle görsel olarak bir hafıza hem de okuduğunuz metinleri görselleriyle bağdaştırma açısından özellikle mimarlık öğrencilerinin kesinlikle elinde bulunması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü'nün. Fakat eğer sanatla ve böyle sanat olarak mimarlıkla ilgilenen normal başka meslekten insanlar da varsa hani terminolojiye böyle biraz merakı varsalar başucu kitabı olarak yani yanlarında bulundurabilirler gayet. Tavsiye ettiğim bir kitaptır bu yüzden. Önereceğim bir diğer kitap Domingo Yayın Evi'nden çıkmış. Philip Wilkinson'ın kaleme aldığı gerçekten bilmeniz gereken 50 Mimarlık Fikri adındaki kitap. Ya bunu da kesinlikle bütün mimarlık öğrencilerine ve diğer meslekten bütün insanlara tavsiye ederim. Çünkü burada herkesin anlayabileceği şekilden yazılar ve çizimler olduğu için yani böyle anlatılan konu hakkında örnekler var ve anlatılan konuyu kutucuklarla yine canlandırmalar var. Bu yüzden kesinlikle bütün insanların rahatlıkla anlayabileceğini düşünüyorum. Bu kitap şöyle bir kitap. İsa'dan önce diye geçiyor. 6. yüzyıl civarlarında başlayan mimarlık tarihsel sürecinden başlıyor ve 20. yüzyıla gelene kadar böyle bir yaklaşık 50 tane farklı ve bambaşka rengarenk fikri böyle hepsini böyle 3-4 sayfaya sığdıracak şekilde küçük küçük hap bilgilerle sunduğu için yani kesinlikle sanatla ilgilenen insanların da bu kitabı seveceğini düşünüyorum. Bu yüzden hani mimarlık hakkında en azından tarihsel süreçte nasıl böyle apartmanlara geldiğimizi, nasıl böyle camilerin etrafımızda böyle geliştiğini ya da kiliselerin nasıl böyle bir süreçten gelip de öyle bir konumda bulduğunu merak ediyorsanız kesinlikle bu 50 Mimarlık Fikri adlı kitabı tavsiye ederim. Bir diğer önereceğim kitap Stein Eiler Rasmussen'in Yaşanan Mimari adlı kitabı. Ya bu kitap biraz daha teknik kaçıyor diğerlerinden. Bu yüzden bunu sadece mimarlık öğrencilerinin okuması daha faydalı olur onlar için. Ya çünkü içerisinde böyle yani biraz daha karmaşık böyle planlamalar ve şehir planlarından bahsettiği için normal diğer meslekteki insanlara daha anlaşılmaz olarak görünebilir bu kitap. Çünkü dediğim gibi şöyle şehir planlarından falan bahsediliyor. Biraz teknik bilgiler var. Fakat şöyle kısa bir bahsetmek gerekirse mimaride kütleler ve boşluklardan, ölçek ve orantıdan, ritimden, dokusal etkilerden, gün ışığının kullanılmasından, renkten, akustikten yani genel olarak mimarlığın bizim insanlığa etki ettiği değerlerden bahsediliyor. Ve böylece renk gibi yani beş duyuya hitap eden bütün bu birleşimler gibi bizim maruz kaldığımız etraftaki mimarinin nasıl yaşandığına karşı bir özet sunan bilgilerden oluşuyor diyebilirim bu kitapta. Yani bu yüzden hani öğrenciler bu kitabı okuyabilir diye düşünüyorum. Bir diğer önereceğim kitap ise Alain de Botton'un Mutluluğun Mimarisi adlı kitabı. Bunu da genellikle mimarlık öğrencilerine tavsiye ediyorum. Fakat hani diğer meslekteki insanlar da bence okursalar kesinlikle bir şeyler alabilirler bu kitaptan. Çünkü yani mimarinin öneminden, binaların karakterlerinin bize neler anlatmaya çalıştığından, üsluplarının neden öyle yapıldığından ya da Rönesans, Barok, Gotik gibi üslupların neden o şekilde tasarlandığından, ideal yuvadan binaların erdemlerinden, dediğim gibi hangi üsluba göre bina inşa edeceğimizden bahsediyor bu kitapta. Ve bu kitabı hani yaşanan mimariden daha çok sevdim diyebilirim. Çünkü bundaki resimler biraz daha kaliteli ve baskısı Sel Yayın Evi'nden olduğu için şöyle biraz daha görselliğe dayalı ve her sayfada böyle görselliğe hitap edecek çizimler ve fotoğraflar var. Yani bu yüzden kesinlikle hani mimarlıkla ilgilenen herhangi birileri varsa Mutluluğun Mimarisi kitabını da tavsiye ederim.
Önereceğim son kitap ise derlemesini Cihan Uzunçarşılı Baysal'ın yaptığı Kentin Tozu, Kent Hakkı Üzerine Konuşmalar kitabı olacak. Bu kitabı bana Cihan Hanım hediye etmişti. Ya bu kitapta kendi radyo programında böyle bir kentin tozu ve kent hakkı üzerine konuşmalar üzerine yaptığı düzenli bir radyo programında başka başka haftalarda konuk ettiği yazarlarla o zamanki kentin ve o zamanki maruz kaldığı koşullar içerisinde evrilen kent algısının kentlilik kavramına ve böyle mimarlık kavramına nasıl katkılar yapıldığından bahsediyor. Yani şöyle bahsetmek gerekirse, yani her hafta ya da her ay programa birileri konuk oluyor ve o zamanki güncel haberlerden, o zamanki mimarlık paradigmasına nasıl yaklaşımlar içerisinde bulunacağımızdan bahsediliyor ve direnişlerden bahsediliyor. Üçüncü köprünün yapılımında ve rant mimarisinin şu anki durumuna gelene kadar etrafımızdaki kültürlerdeki insanların nasıl kültürlerini kaybettiğinden bahsediliyor. Yani bu yüzden hani Türk bir yazar okumak istiyorsanız, yazar derken hani söyleşi olarak bir mimarlık felsefesi edinmek istiyorsanız ve bu güncel rant mimarisini, TOKİ'leri, yani neden böyle apartmanların içerisinde boğulduğumuzu biraz böyle hani daha bir böyle sade bir üslupta okumak istiyorsanız kesinlikle Cihan Uzunçarşılı Baysal'ın Kentin Tozu, Kent Hakkı Üzerine Konuşmalar kitabını tavsiye ederim. Bu kesinlikle herkesin anlayabileceği ve algılayabileceği bir kitap olduğu için bunu tavsiye ediyorum herkese. Evet, benim mimarlık dalında önerdiğim 5 tane kitap böyleydi. Dediğim gibi öğrencilerin, yani mimarlık öğrencilerin hepsi bu kitapları rahatlıkla okuyabilir. Diğer mesleklerden insanlar da varsa Kentin Tozu, Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Mimarlık Fikri gibi kitaplar size çok yeterli bir mimarlık bakış açısı sunacaktır diye düşünüyorum. Çünkü şöyle ki, mimarlık bize her saniyemizde etki ediyor. Şu an ben bir binanın içerisinde konuşuyorum ve dört duvar çevresine sarılı ve çeşitli renkler benim şu an konuşmama etki ediyor. Ben şu an simsiyah bir odanın içerisinde olsaydım bambaşka konuşuyor olabilirdim size. Hatta şu an arkamda bulunan kitaplığın konumlanması bile bu odanın belirli bir karakteristiğini sunuyor bize. Ve böylece bu özelden genele bir tüme varım yapılacaksa şehirlerin planlanması ve dünyanın planlanması gibi bir mimari algıya ulaşıyoruz. Yani böylece etrafınızda ve kişisel mekanınızda sirayet eden, size sirayet eden değerleri öğrenmek istiyorsanız kesinlikle mimarlık için böyle başlangıç kitaplarından başlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Alıntılarla kalın. Görüşmek üzere.